Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde dikey doğru testinden bahsedeceğim. Dikey doğru testi nedir? Size bir eşitlik verildi. Bu eşitliğin de grafiği çizildi. Bu grafikten yararlanarak denklemin bir fonksiyon tanımlayıp tanımlamadığını bulmanız, ifade etmeniz istenmiş olsun. Ne yapacağız acaba? Biz bunu nasıl anlarız? Bu bir fonksiyonun grafiği midir diye. Şimdi size verilen denklemin bir fonksiyon tanımlaması için tanım kümesindeki her reel sayıyı değer kümesinde yalnız ve yalnız bir tane elemanla eşleştirmesi gerekmekte. İlk önce verilen eşitliğin, yani y eşittir 2x eksi 1 diye bir eşitlik vermiş, bunun tanım kümesine düşünelim nedir diye. Y eşittir 2x eksi 1 nerede tanımlıdır? Tanımlı olması demek arkadaşlar, x'in yerine hangi reel sayıları koyarsam 2x eksi 1 de bir reel sayı olur sorusunun cevabıdır. X reel sayı olursa onun iki katı da bir reel sayı olur. 1 eksi de reel sayı olur. İki tane reel sayının farkı da çünkü reel sayıdır. Doğal olarak her x reel sayısı için 2x eksi 1'de bir reel sayı olacağından bu denklemin, bu ifadenin tanım kümesi tüm reel sayılardır. Değer kümesi de tüm reel sayılardır. Peki ne yapmam lazım? Yapmam gereken şey şu. Grafik üzerinde arkadaşlar tanım kümesi boyunca dik doğrular çizeceğim. Tabii ki sonsuz tane dik doğru çizmem mümkün değil ama burada ben -25 ile 25 arasında değişen, bir aralıkta değişen dik doğrular çiziyorum. Ve daha sonra da bu dik doğruların grafiği sadece kaç defa kesmesi lazım? Bir defa kesmesi lazım. Bir defa kesip kesmediğini kontrol ediyorum. Neden bir defa kesmesi lazım? Onu da açıklayalım. Bakın şimdi. Neden bir defa kesmesi lazım? Şimdi baktığımız zaman şu anda A noktası x eşittir eksi 8 doğrusunun 2x eksi 1'i kestiği nokta arkadaşlar. Eksi 8'e eksi 17. Nereden buldum peki eksi 8'e eksi 17'yi? Zaten x eşittir eksi 8. Eksi 17'nin demektir. Bakın bu dik şey, bu mavi doğrunun üzerinde olduğumuza göre ben y eşittir 2x eksi 1'de x'in yerine eksi 8 yazacağım. 2 katını alacağım. Eksi 8'in eksi 16, ondan da 1 çıkartacağım. Eksi 17. Ne oldu? Eksi 8 eksi 17 ile eşleşti. Eksi 8'in tek bir tane görüntüsü var. Çünkü bu dik doğru mavi olan 2x eksi 1 denkleminin grafiğini sadece bir defa kesti. Üstüne üstlük de diğer bütün noktalar için de aynı şey söz konusu olacak. Gördüğünüz üzere bu kırmızı doğru arkadaşlar hareket ettikçe grafiği değil mi? Sadece tek bir noktada kestiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Doğal olarak dikey doğru testini geçmiştir bu denklemin grafiği ve 2x eksi 1 doğrusu bir fonksiyondur. Tanım kümesi tüm reel sayılardır. Değer kümesi tüm reel sayılardır. Hatta ve hatta görüntü kümesi de tüm reel sayılardır arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Başka bir fonksiyonla devam edeceğiz. Başka bir denklemle devam edeceğiz. Evet, şimdi y eşittir x kare şeklinde bir denklemin grafiği verilmiş. Ve arkadaşlar, şimdi arkadaşlar verilen denklemde bu sefer bakıyoruz gene tek bir noktada kesiyor mu ve çizilen dik doğrular diye. Y eşittir x kare denklemi nerede tanımlıdır? Her reel sayının karesini alabileceğim için, çünkü her reel sayının karesi de bir reel sayı olacağı için bunun tanım kümesi tüm reel sayılardır. Ben burada dik olan doğruları eksi 10 ile 10 arasında çizdirdim. Ama tabi grafikte bir noktadan sonra görmekte tabi zorlanabiliyoruz çünkü.
çok büyük değerler elde ediyoruz. Her sayıyı kendi karesiyle eşleştiren bir denklem bu. Baktığımız zaman çizilen dik doğrular arkadaşlar bizim grafiğimizi, maviyle verilen grafiği B noktasında kesiyor. Bakarsak eğer mesela x eşittir 5 doğrusu y eşittir x kare parabolünü 5'e 25 noktasına kesiyor. Nasıl buluyorum? Y eşittir x kare parabolünde x'in yerine 5 yazarsam 5'in karesi 25 olur. Ne oldu? B noktasının koordinatlarını 5, 25 olarak buldum. Yani ne yapıyor bu denklem? 5'i alıyor ve onu kendi karesiyle yani 25 sayısıyla eşleştiriyor. 5'e 25 bu fonksiyonun bu denklemin grafiğin üzerinde. Peki bu bir fonksiyon mu? Kesinlikle evet, fonksiyon. Çünkü dikkat ederseniz çizdiğim dik doğrular denklemin grafiğini sadece ve sadece tek bir noktada kesiyor. Kaldı ki zaten her reel sayının karesi tek olarak tanımlıdır. Yani 2'nin karesi hem 4 hem eksi 4 değildir. Bunu buradan da söyleyebilirdik. Peki fonksiyonun tanım kümesi işte tüm reel sayılar dedik gördüğünüz gibi. Değer kümesi ise tüm reel sayılardır. Görüntü kümesini nasıl söyleyebilirsiniz? Görüntü kümesine de baktığınız zaman arkadaşlar her reel sayının karesi negatif olmayan bir sayıdır. Yani ya 0 olur ya da 0'dan büyük sayılar olur. O yüzden de bu fonksiyonun değer kümesi negatif olmayan reel sayılardır. Başka bir örnekle daha devam edeceğim arkadaşlar. Evet, bu sefer hx eşittir x küp eksi 4 şeklinde verilen bir denklem var arkadaşlar. Bu da tanım kümesi tüm reel sayılar olan bir denklemdir. Çünkü her reel sayının kübü bir reel sayıdır. Ve iki reel sayının farkı da reel sayıdır. Doğal olarak bunun tanım kümesi tüm reel sayılar olacaktır. Bu denklemin. Gene dik doğrular çiziyoruz. Bu çizdiğimiz dik doğrulara baktığımız zaman C noktası çizilen dik doğruyla x küp eksi 4 denkleminin kesişimi arkadaşlar. Ve gördüğümüz üzere sadece ve sadece tek bir noktada kesiyor bizim dik doğrularımız. Y eşittir x küp eksi 4'ün grafiğini. Mesela bakalım şurada bir nokta hemen bize. 2 nokta, 2, evet 2,5, 2,5, 11,63 demiş. Veya evet, biraz daha bakalım. Evet 4'e 60. Mesela C noktası 4'e 60. Nasıl bulundu bu 4'e 60? X eşittir 4 doğrusuyla x küp eksi 4'ün kesiştiği noktayı bulmak istiyorum. X küp eksi 4 eşitliğinde x'in yerine 4 yazarsam 4'ün kübü 64'tür. 64'ten de 4 çıkarsa 60 elde ederim. Gördüğünüz üzere her reel sayının kübü tektir. Ve o küp tek olan sayıdan başka bir sayı çıkarttığımız zaman yani x küpten 4 çıkarttığımız zaman sonuç gene tek olacaktır. Her reel sayı sadece ve sadece tek bir reel sayıyla eşleşecektir. Birden fazla reel sayıyla eşleşmesi mümkün değildir. Grafikte de zaten bunu net bir şekilde görebiliyorum. Çizdiğim dik doğrular, kırmızıyla gösterilen dik doğrular arkadaşlar birden grafiği sadece ve sadece tek bir noktada kesiyor. Bizim fonksiyonumuzun, yani bu bir fonksiyon belirti x küp eksi 4. Bizim fonksiyonumuzun tanım kümesi de tüm reel sayılardır. Görüntü kümesi de gene tüm reel sayılar olacaktır arkadaşlar. Neden? Her x reel sayısı için x küp reel sayıdır. X küp eksi 4 de yine bir reel sayıdır. Doğal olarak görüntü kümesi de tüm reel sayılar olur arkadaşlar. Başka bir örneğe geçelim. Artık olmayana örnek verelim. Şimdi arkadaşlar başka bir denklem verilmiş. X kare eksi y'nin karesi eşittir bir denklemi verilmiş. Bu denklemin grafiği yeşille çizili olan arkadaşlar grafik eksenler gözükmüyor ama sorun değil. Eksenleri yükletmişiz bir şekilde.
Şimdi baktığımız zaman bu bir grafik, bu grafik bir fonksiyona ait midir? Değildir arkadaşlar. Neden değildir? Bakın şimdi hemen görelim. Mesela x eşittir 23 doğrusuna bakalım. X eşittir 23 doğrusunun görüntüsü 22.98 ve eksi 22.98. Yani iki farklı görüntüsü var x eşittir 23'ün. X eşittir eksi 22'ye baktığın zaman onun da iki tane farklı görüntüsü var. Eksi 22'nin görüntüsü neye eşit? 21.98'e ve eksi 21.98'e. Bu arada neden iki farklı doğru çizdim? Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü burada x kare eksi y kare eşittir 1 denkleminin eksi 1 ila 1 arasındaki reel sayılar için tanımlı olmadığını belirtmem gerekiyor. Neden öyle olduğunu da bir sonraki dersimizde göstereceğim. İki farklı doğru çizmek zorunda kaldım o yüzden. Bir tanesi 1 ve 1'den büyük olan sayılar için, bir tanesi de eksi 1 ve eksi 1'den küçük olan sayılar için. Ama şunu gözlemliyorum arkadaşlar. Dediğimiz gibi bizim çizmiş olduğumuz dik doğrular verilen denklemin grafiğini tek bir noktada kesmiyorlar. Bu nedenle x kare eksi y kare eşittir 1 arkadaşlar. Bu bir fonksiyon tanımlamaz. Böylelikle dikey doğru testini fonksiyonların grafikleri üzerinde anlatmış olduk. Değerli vaktinizi ayırıp dersimi dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyerek noktalandırıyorum. Hepinize en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.